okuldayız. ...2015 yılından bu yana çalışmalarımız okul temelli toplum çalışmaları olarak ilerliyor. Dolayısıyla biz okullara konuşlanıyoruz ekip olarak. Temmuz 2019'da da bu kez Okuldayız Üsküdar projesine başladık. Okuldayız Çekmeköy olarak başladı. Şimdi Okuldayız Üsküdar'la devam ediyor. Burada da Üsküdar Kaymakamlığı ile birlikte çalışıyoruz. Üsküdar Kaymakamlığı'nın yanı sıra ilçe sosyal hizmetler, ilçe sağlık, ilçe emniyet... yine projemizin çok önemli paydaşları. Üsküdar Romanları platformu da yine bizim projemizde. Toplum Hussanlı Geliştirme Derneği ile işbirliği yapıyoruz. Ve SOYAR çalışmalarında doğru insan kaynağının çok büyük bir bölümü Maltepe Üniversitesi'nden geliyor. Ancak yanı sıra farklı üniversitelerle de işbirliği yapıyoruz. Örneğin burada da yine okul temelli toplum çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Projemiz kapsamında Üsküdar'da okul terk oranının çok yüksek olduğu bir okula yine konuşlanmış durumdayız. Ancak çalışmalarımız okulla sınırlı değil elbette. Fakat öğretmenler burada çok önemli. Okul idarecileri çok önemli. Ve biz sınıf öğretmenleri için, disiplinler arası her bir sınıf öğretmeni için, disiplinler arası sınıf ekipleri oluşturuldu örneğin proje kapsamında. Yine her iki sınıf için aile çalışmaları ekibi oluşturuldu. Ve çalışmalarımızı yürütürken söz gelimi, okuma, yazma bilmeyen yetişkinler ve gençler olduğunu tespit ettik. Üniversitemizin bağlı olduğu İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ile beraber okuma yazma seferberliği yine başladı bu çalışma kapsamında. Ne yazık ki çocuk yaşta evlilikleri gördük. Burada da yine bu çocuk yaşta evliliklerin engellenmesi için çalışmalar başlattık ve çok sayıda insan çalışmaların içerisinde ve biz çalışmalarımızı gerçekleştirirken özellikle okul temelli olan çalışmalarda da yine diğer kurumlarla yaptığımız işbirliğinde olduğu gibi alanda çalışanların deneyimlerine saygılı bir şekilde devam etmek bizim için son derece önemli. Dolayısıyla bütün bu Okuldayız çalışmalarında okul öğretmenlerinin ve idarecilerinin liderliğini çok önemsiyoruz ve kendi rolümüzü de destekleyici olarak görüyoruz. Çocuğun öğrenebilmesi için, motive olabilmesi için, heyecan duyabilmesi için umut etmesi gerekiyor. Bunun için neye ihtiyacı var? Tekrar buraya geliyorum, sürekli buraya. Güvene dayalı ilişkileri, güvende hissetmeye, umursandığını hissetmeye, saygı duyulduğunu hissetmeye, değer verildiğini hissetmeye ihtiyacı var. Yani öğrencilerin öğretmeni için. Aynen, proje ekibi yöneticilerine yönelik sosyal amaçsal toplantılar düzenlenmesi. Proje kapsamında tüm okulda farkındalık oluşması. Elde edilen kazanımları öğretmenlerle paylaşarak motivasyon artırılması. Söz gelimi projemizde de evet psikoloji bölümü var. Core grup olarak psikoloji bölümü yer alıyor. Fakat bununla birlikte sosyal hizmet, hemşirelik, çocuk gelişimi, felsefe, beslenme, anestezi, fizyoterapi, üniversitenin hemen bütün bölümleriyle beraber yine Okuldayız projesinde de biz birlikte çalışıyoruz. Okuldayız çalışmaları sırasında söz gelimi Malta Üniversitesi ile bir işbirliğimiz oldu. Malta'nın daha önce geliştirmiş olduğu bir Rescure adında bir programı ki bu programda yine öğretmenlerin desteklenmesinin amaçlandığı ve müfredata kazandırılan bir program. Malta Üniversitesi tarafından geliştirilen. Orada da yine öğrencilerimizle beraber Türkçe'ye çevirilerini tamamladık. Öğretmenlerle birlikte
bu programın uyarlamasını, adaptasyonunu yaptık ve bunlar sınıf içinde öğretmenlerle beraber uygulandılar. Ve yine buralardan da çocukların öğretmenlerle olan ilişkileri, birbirleriyle olan ilişkileri, okula bağlılıklarında, okula devamlarında önemli, çok önemli olumlu etkileri olduğunu gördük. Okuldayız Üsküdar projesinde de daha önceki projelerimizde olduğu gibi işte bizim bu uluslararası network'ümüzün içinde olan hocalar üniversitemize eğitim vermek üzere geldiklerinde sadece öğrencilerimizle değil onları aynı zamanda okulda çalışanlarla da bir araya geliyorlar. Bize konuk olarak gelen psikoterapistleri, akademisyenleri çalıştığımız okula davet ediyoruz. Ve okulda işte beraber çalıştığımız öğretmenlerle, okul idarecileriyle birlikte orada çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda da aslında bu eğitimlerin proje okulunda da yapılıyor olması, konferansların yine bu okullara, eğitimlerin bu okullara taşınıyor olması bizim için oldukça önemli. Biz okuldayız çalışmalarında, okul temelli toplum çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda da bunun tüm okul yaklaşımını benimsediğini söylemeliyim. Tüm okul yaklaşımı dediğimizde de burada o kapıdaki görevli, yardımcı personel, dolayısıyla okulda çalışan herkes, herkesi kapsayacak şekilde çalışmaların yapılması önemli. Çalışmalar zaman zaman onların üniversiteye gelmeleri şeklinde oluyor. Zaman zaman okulda yürütülüyor bu çalışmalar. Ve yine bu yaptığımız çalışmalarda bütün proje ekibini kapsayacak ve çalışmanın tek bir ekip ruhuyla aslında gerçekleştirilmesinin çok üzerinde durduğumu söylemeliyim. Nihayetinde eğer biz tek bir ekibe dönüşebilirsek, bütün yapılan projelerde farklı farklı ekipler var doğru, ancak bütüncül bir şekilde çalışmaların yapılabilmesi için bizim tek bir ekip ruhuyla hep beraber birlikte çalışabilmemiz için de işte bir takım seminerlerden, etkinliklerden, birlikte kahvaltı etmek, beraber sosyalleşmek, bir filmi seyredip üzerine birlikte tartışmak gibi orada birbiriyle güçlü, anlamlı bağları olan bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla üniversite toplumda ve bütün toplumun katmanları da birbiriyle iletişim ve etkileşim içerisinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Akran danışmanları ve çocuklarla beraber faaliyetler yapmak. Bu faaliyetler sayesinde hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz, birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve sosyalleşiyoruz. Bu projenin aslında bizim için amacı çocukları okula kazandırmak, topluma kazandırmak, devamsızlığını en az seviyeye indirgemek. Çocuğun ailesinden sonra sosyalleştiği ve toplumsallaştığı en önemli ve ikinci mekanlardan biri okul. Çocuk okul hayatına başladığı andan itibaren hayatının büyük bir kısmı okul yıllarıyla geçer. Bu yüzden okul içerisinde bulunan biz meslek elemanları, öğretmenler ve idari kadroya çok büyük bir rol düşmekte. Çünkü çocuğun okul içerisinde geçirmiş olduğu zamanı en verimli ve kaliteli şekilde geçirmesini sağlamak, çocuğun okula devamını sağlamak, okulu çocuk için güvenli bir mekan haline getirmek, sokaktan ve kötü alışkanlıklarından uzak tutmak biz profesyonellerin en önde gelen görevlerinden biri. Bu açıdan aslında bu projede bir grup olarak çalışmak, sorumluluk sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu da tekrar fark etmiş olduk. Çünkü biz bir grup olduğumuz zaman karşımızdaki gruba da iyileştirici bir etkide bulunabiliyoruz. Bunu deneyimleyerek fark etmiş olduk. Bir bütün olarak bakmayı öğrendim biraz daha. Çünkü projede birçok olay ve kişi var.
Fakat biz bunların sadece belirli açılarını görebiliyoruz. Her zaman bütüncül bir açıyla bakamıyoruz. Bu mümkün değil. Fakat bu disiplinler arası çalışma bunu kolaylaştırdı ve kişilerin farklı yönlerini görmemizi ve bir yapboz gibi bir araya getirmemizi sağladı aslında. Çalışmalarımız kapsamında öğretmenlerin desteklenmesini de çok önemli buluyoruz. Dolayısıyla bu çok kapsamlı ve çok kavrayıcı. Yine çalışmalar sürerken tabii çok önemli bir aslında paydaşı bizim öğrencilerimiz. O yüzden projeler sırasında da öğrencilerimizin desteklenmesi, eğitimlerle desteklenmeleri, süpervizyonlarla desteklenmeleri, birbirleriyle kurdukları ilişkilerin desteklenmesi, kendilerini çalışmada grubun bir parçası olarak hissetmeleri, ait hissetmeleri, anlam bulmaları, birbirleriyle ve kendileriyle olan bağlarının, ilişkilerinin gelişmesi son derece önemli. Çünkü biz SOYAT modelinde şunu mutlaka vurgulamalıyım, yaptığımız bütün çalışmaların amacına ulaşabilmesi için çalışmanın içinde olan herkesin kendisiyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinin desteklenmesi ve oluşturulan işte bu topluluğun, bu komünitenin çalıştığımız çocuklarla, gençlerle, ailelerle, alanda çalışanlarla beraber büyüyerek daha büyük bir komüniteye dönüşmesi ve aslında değişimin de evet kişi bazında değişim önemli ancak değişimin tabii etkili olabilmesi için mutlaka bu değişimin toplumda değişime, toplulukta değişime dönüşmesini de çok önemsiyoruz. Dolayısıyla da işte çalışmalarımızda bu tarafının ekip olarak çok üzerinde duruyoruz. Ekipler oluşturuyoruz, ekipler oluşturduk, ekibe ihtiyacımız var, projede de yine ekiplerimiz var, sistem anlayışı, disiplinler arası olması, travma bilgisine dayanması, elbette ilişkileri odağına koyması, nihayetinde o iyileştirici komüniteyi oluşturabilmek. Beslenme konuşacağız. İlk önce ben tekrar kendimi tanıtayım. Ben Marmara Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şule Aktaç.
anladınız mı? Bedeninize odaklanmanız gerektiği kadar lütfen odaklanın. Bu hareketi keşfedin. Sonra resim kısmına geçeceğiz. Şans var ki öyle bir şanslıyız ki bizler yalnızca idareci olarak bizler değil idareci olmayan diğer arkadaşlarımız öğretmen arkadaşlarımız bizim kadar istekli. Eğer onlar bunlar en az bizim kadar istekli olmasaydı bu projeyi devam ettiremezdik. Yapılacak çok şey var. İşte Soyaç bunların önderlerinden biri, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı önderlerinden biri. Hepsini işte bir araya getirip toplumumuza destek vermeyi sürdürüyoruz. Devletimizi temsil eden kaymakamlığımızın da böyle bir çalışmaya destek vermesi bizim için gerçekten çok sevindirici. Her zaman biz yanındayız öğrencilerimizin ve bu kavrayış aslında bizim eğitim alma hakkını her bakımdan çocuklarımızın korumak anlamına ve geliştirmek anlamına da geliyor. Sadece korumak değil, geliştirmek anlamına da geliyor. Bu çabanın içerisinde sürdürülebilirlik çerçevesinde hep çalışmaları sürdüreceğiz açıkçası. Sayın Kaymakamımıza ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Katkı verdikleri, zaman ayırdıkları için hep birlikte, hep dediğim gibi güçlü iletişim, güçlü eşgüdüm ve güçlü işbirliği diyorum. Çok teşekkürler fırsat verdiğiniz için, bu konuşma için. Aslında bu vadede sosyal bilimlerde çok derin araştırmalara, toplum üzerindeki etkileri açısından çok derin analizlere konu olabilecek bir dönemden geçiyoruz. Ben her zaman söylemeye özen gösteriyorum. Buna da çok inanarak söylüyorum bunu da. Üniversitelerle çalışmayı çok önemsiyoruz. Çünkü farkındayız ki sahada biz ne kadar tecrübe usulüyle bazı işleri götürsek de dışarıdan bir göze, dışarıdan bilimsel bakış açısıyla bize ivme kazandıracak, yön verebilecek bir rasata ihtiyacımız var. Oradaki bilimsel tecrübeye ihtiyacımız var. Biz her ne kadar sahada olsak da saha dışında gözlem yapabilen ve yaptığı gözlemi bize ve doğru aktararak sahada bize yön verebilecek kıymetli bilim insanlarına ihtiyacımız var. Bizim için çok kıymetli. Sahada şöyle ifade edeyim. Soyaç'ta yürüttüğümüz çalışma baştan beri ben ona da çok dikkat ediyorum. Ayakları yere basan, sahaya etkisi olan, sahadan geri dönüşü olan bir proje ve ekip de bu anlamda saha tecrübesi olan, sadece akademik birikimi değil, saha tecrübesi olan bir ekip. O anlamda ayrı ayrı bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Tabii bunun kamu ayağında bizim kurumlarımız var. İşte aile, sosyal politikalar, milli eğitim, sağlık, diğer birimlerimiz. Onların da mesai mefhumu gözetmek için çok kıymetli, çok gönüllü katkılarını gözlemliyorum. Onlara da huzurlarınızla ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar çocuklarımızın bir an önce sadece bizim yürüttüğümüz projede değil, tüm projelerde, tüm birimlerde okullarına dönmesini hepimiz adına, onlar adına bir yeni yıl dileği olarak dileyerek sözlerime son vereyim. İstanbul Valiliği, Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
ve Maltepe Üniversitesi sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar araştırma ve uygulama merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Okuldayız Üsküdar projesinin sempozyumunu bugün gerçekleştiriyoruz ve siz tüm değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bu araştırmanın ana konusu aslında çocukluk çağı travmalarının daha sonraki zamanlarda kişiye olan etkisi. Bu etkiyi minimize etmek, azaltmak için de biz okul terk oranı yüksek olan seçilen okullardan, Üsküdar bölgesi içerisinde seçilen okullardan hem öğrencilerle, hem öğretmenlerle, hem velilerle, hem de rehber hocalarıyla çalışmalar yaptık ve bu çalışmanın sonuçlarını da inşallah önümüzdeki günlerde uluslararası platformda aldığımız desteklerle de paylaşacağız. Okul terkini önlemek gerçekten çok önemli bizler için. Üstelik de İstanbul'un merkezinde olan bir ilçede bunu yapıyor olmamız da ayrıca çok anlamlı. Çocukluk çağı travmaları biliyorsunuz sonradan insan hayatında çok derin ve onarılması güç yaralar açıyorlar. Dolayısıyla bizim gönüllü akademisyenlerimiz, okulların gönüllü öğretmenleri ve bu işe gerçekten gönül vermiş yöneticilerle birlikte bunu gerçekleştiriyor olmamız Maltepe Üniversitesi açısından bizler için bir onur vesilesi.